Hocam. Sor Ece abi, sor. Hocam. Hocam, internetten film indirip izlemek caiz midir hocam? Hayırdır Ece abi, sen film mi indiriyorsun internetten? Yok hocam, internetten hiç film indirmedim. Ama öyle bir bakıyorsun ki bundan sonra indirecek gibisin yani. Ha yok hocam. E niye soruyorsun evladım o zaman bu soruyu? Hocam şöyle, geçen arkadaşla laflıyoruz. Arkadaş dedi ki, şöyle bir film var, internetten indirip izle. Ondan sordum hocam. Hangi film o? Unuttum adını hocam ya. Senin derdin film değil yani, direkt indirmenin peşindesin. İndirmek derken hocam? Hicabi abi, sen hangi filmleri izliyorsun bakayım? Hocam ben pek film izleyemiyorum. Yani küçükken çizgi film izliyordum. Şu kedi vardı, kuşa musallat olmuştu, onu seviyordum. Ha. Bir de fare vardı, kedi kovalıyordu. O da iyiydi. Aynen. Ya Hicabi, muhabbeti nereden nereye getirdin şimdi ya? Oğlum madem film indirmiyorsun, izlemiyorsun, niye soruyorsun? Hocam, internetten film indirip izlersek kul hakkına girer miyiz? Onu merak ediyorum. Yazıcı abi. Eğer indirdiğin film sanat filmi ise hiçbir günahı yoktur. Neden? Çünkü adamlar sanat yapıyorlar. Yani parayla işleri yok. Ama ticari film ise indirme, ayıptır. Neden? O adamlar para kazanmanın peşindeler. Anladın mı? Anladım. Peki hocam, ticari film ama festivalde ödül de kazanmak istiyorlar. Bunun hükmü nedir hocam? Vallahi Hicabi abi, o filmleri indir ama izleme ya. Yani bir şekilde cezalandır onları. Neden? Çünkü sanatla ticaret aynı anda olmaz. Anladım hocam. Allah razı olsun. Senden de razı olsun. Filmleri indir Hicabi ama izleme. Ayağında çok acıdı ya.